Merhaba Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gerçekten sizin de çok seveceğiniz çok şık bir etoşal çalışacağız arkadaşlar. Yine tomurcuk güllerle yapılan ama bu sefer etoşal şeklinde çok istediniz. Ben de hemen değişik bir şekilde başladım. Daha önce de tomurcuk gülle bir etoşal çalışmam var. Fakat o örümceklerle yapıldı. Bu da sadece sık iğne ile yapılan değişik bir model oldu. Hemen ipimden bahsetmek istiyorum. Alize Angora Gold şal ipi kullandım. Bu ipi yeni açtığım için hemen etiketini de şöyle içeriye sakladım. Sizlerle paylaşmak için çok güzel bir su yeşili arkadaşlar. Ekranda nasıl görünüyor bilmiyorum. Genelde renkler tam istediğim gibi, tam olduğu gibi ekrana yansımıyor maalesef. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Alize Angora Gold arkadaşlar. Hemen size renk numarasını vermek istiyorum. Şöyle bir bulabilirsem renk numarasını. Evet. 114 numara arkadaşlar. Renk numarası. Şöyle bilgilerini de ekran kaydı alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şöyle yakından da göstermek istiyorum. Sizin için küçük bir çalışma yaptım. Arkadaşlar, ne kadar ip gider derseniz ben tamamını bitirmediğim için net bir şekilde bir şey söyleyemiyorum. Ama normal bir etoşal ebatları 80'e 1,5 metredir. Eğer bu şekilde çalışırsanız 4 yumak yeterli olur diye düşünüyorum. Biraz az, biraz çok olabilir. Ama 4 tane aldığınızda yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi de net değilim. Çünkü ben de ördükçe görüyorum ne kadar gittiğini. O yüzden böyle kafadan biraz zor oluyor. Evet arkadaşlar, isterseniz bu güzelliğin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı unutmayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz kanalım tamamen ücretsiz. Videoların devamlılığı için sizin kanalıma abone olmanız çok önemli. Çünkü şöyle baktığımda seyredilmelere genelde abone olmayan arkadaşlar daha çok izliyor. Yurt dışından çok izlenmeler var. Lütfen siz de abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Ve özellikle beğenileriniz çok önemli. Beğenilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Evet, isterseniz bu güzelliğin yapımına hemen geçelim. Evet arkadaşlar, yine Alize'nin Angora Gold pırıltılı şal ipini kullanacağım. Çok güzel bir lila rengi ve tığım. Diğerinde de aynı tığ kullandım. 2,50 milimlik tığ kullanıyorum. Hemen şöyle ipimi açıp başlamak istiyorum. Arkadaşlar, normalde 10 ve katları artı 1. 10 ve katları artı 1. Ama ben öyle yapmıyorum. Zaten kutucuk sayımız olduğu için, yani ikişer ikişer kutucuk sayacağız. O yüzden ben istediğim uzunluğa gelene kadar zincirimi çekip hemen dönüyorum. Geri kalan zincirimi de keseceğim zaten. Evet arkadaşlar, ben yeterli uzunluğa kadar zincirimi çektim. Şöyle hemen başlıyorum. Bakın, önümdeki zincire batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincire sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, pardon, 6 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4, 5.'ye batıp sık iğne ile kapatıyorum. Şöyle kutucuklar yapıyorum, bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. zincire battım. Sık iğne ile kapattım. Bu şekilde çift sayılardan olacak kutucuklarımız, yani 10, 12, 14, 16 gibi. Bu şekilde sıra sonuna kadar ben devam edeceğim.
Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. 1, 2, 3, 4, 5.ye battım. Sık iğneyle kapattım. Kaç kutucuğum var? Hemen beraber sayalım. 2, 4, 6, 8. Yani çift sayı. Şimdi bakın, ben fazla zincir çekmiştim. Arta kalan zincirimi çok dibinden olmayacak şekilde kesiyorum. Çok dipten kesersek sökülebilir. Daha sonra şöyle çekiştiriyorum ve tamamız. İkinci sıramda bir zincir çektim. Modelimi çevirdim. Hemen dibine batıyorum. Bakın. Dibine battım. Bir sık iğne yaptım. Bu sıramız sadece sık iğne ile oluşacak. Bu yaptığımız 6 zincire 7 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın. Sık iğne bölümüne geldim. Hemen şöyle dibine batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Diğer kutucuğa geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Sık iğne tepesine battım. Kaydırma yaptım ve diğer kutucuğa geçip 7 tane sık iğne yaparak bu bölümü de bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Bakın 7 tane sık iğneyi yaptım ve en son sık iğne tepesine batıyorum. Sık iğneyle kapatıyorum ve bu sıramı bu şekilde bitirmiş oluyorum. Bir zincir çektim, modelimi çevirdim. Ve 2 zincir daha çekiyorum. Pardon. Bir zincir çektim, 5 zincir daha çekiyorum. Toplamda 6 zincirim olacak. 2 3 4 5 6. Şimdi buraya 7 tane sık iğne yapmıştık. Hemen sayıyorum. 1 2 3 4.'ye batıp sık iğneyle sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. zincir tepesine, sık iğne tepesine batıp sık iğneyle sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4.'ye batıp sık iğneyle sabitledim. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Tekrar sıranın sonuna geldim. Burada 3 zincirim var. 1 2 3 Tığın başını doladım. En son sık iğnemin tepesine batıyorum. 1 2 üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim, modelimi çevirdim. Bu şekilde. Tekrar dibine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bakın, burası yarım trabzan olarak kabul ediyorum ve buraya 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. Diğer kalanlara hep 7'şer tane sık iğne yapacağım. Son olarak yine 7 tane. Başta ve sonda 4 tane olacak. Evet, sık iğne tepesine batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum ve ortadaki zincire geliyorum. Ve burada 7 tane sık iğnem var. 2 3 4 5 6 ve 7. Hemen önümdeki sık iğneye batıyorum. Kaydırmayla kapattım. Ve yine 7 tane sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna gelmek üzereyim. Bakın, son yuvama 4 tane. 1 2 3 4 Şöyle biraz elimle açıyorum. Ve hemen dibindeki zincire batıp 5. sık iğnemi yapıyorum. Yani kenar sık iğnemi yaptım. Ve bu sırayı da bu şekilde bitirmiş olduk. Bir üst sırada artık yuvalarımızı yapacağız. Şöyle 1
2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip çevirdim. Arkadaşlar burada kasma yaparsa 7, 8, elinizin ayarına göre ayarlayabilirsiniz zincir sayısını. Hemen burada tığın başına 2 kez doluyorum. Ve hemen karşıya geçiyorum. 1, 2, 3, 4.'ye battım. Ve burada önce 2, sonra 2 ilmek topladım. Gerisi tığımda. Bir kez doluyorum. Aynı yere batıyorum. Ve bir kez 2 ilmek toplayıp geri kalanını tığımda bırakıyorum. Yine bir kez doladım. Sadece 2 ilmek aldım. Tığımdakiler duruyor. 2 kez doladım. Battım. Ve 2, 2 kapattım. 2, 4, 5 tane ilmeği aynı anda kapatıyorum. İlk yuvamı yapmış oldum. Bu şekilde göstermek istiyorum. Evet. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Hemen şöyle 1, 2, 3, 4.'ye battım. Sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. 1, 2, 3, 4.'ye tığın başına 2 kez dolayarak battım. Önce 2, sonra 2 ilmek kapattım. Gerisi tığımda. 1 kez doladım. 2 ilmek aldım. Gerisi tığımda. 1 kez doladım. 2 ilmek kapattım. Gerisi tığımda. 4. yarım trabzanımda 2 kez doluyorum. Ve 2, 2 kapatıyorum. Daha sonra hepsini birlikte kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4. sık iğneye batıp sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tığın başını doladım. 1, 2, 3, 4.'ye batıyorum. 2 kez dolayarak tığın başını. 2, 2 ilmek kapattım. Gerisi tığımda. Aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle 2, 2 kapatıyoruz. İlk baştakini 2 kez. 2 tanesini birer kez kapatıyorum. Sonuncuyu yine 2 kez dolayarak 2 kere de kapatıyorum. Ve sonra da 5 tane tığımda kalan 5 ilmeği aynı anda topluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen önümdeki ortaya da batırabilirsiniz. Sayarak da yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve son yuvamı da aynı şekilde yapıyorum. Burayı çok kesmek istemedim. Kafanızın karışmaması için. Evet. Son olarak 2 kez kapattım ve son yuvamı da yapmış oldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çektim. Ve bakın hemen buraya son sık iğneye batırıyorum. Ve sık iğne ile kapatıyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Bir zincir çektim. Modelimi çevirdim. Hemen dibine batıyorum. Bir sık iğne yaptım. Hemen buradaki boşluğa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane sık iğne yaptım. Hemen bakın 1, 2, 3, 4 tane trabzanımız var. İlk trabzana batıyorum. Beline doluyorum. Ve trabzanın beline toplamda bakın 8 tane sık iğne yapacağım. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Çeviriyorum.
Hemen tam karşısındaki bakın. Şöyle sayarsam 1, 2, 3. Trabzan'ın beline doladım. 7 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın 2 tane trabzanım var. Bu trabzana değil, karşıdaki trabzanın yine beline dolayarak 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. Ve şöyle çevire çevire son trabzanımın beline dolayarak 4 tane. 1, 2, 3 ve 4. Bir zincir çektim. Bu şekilde geriye döndüm. Ve tek tek trabzan sık iğnelerin tepelerine batarak tekrar sık iğne ile geri dönüyorum. Şöyle tek tek batıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok benim için sürekli bu modeli yaptığım için herhalde bana çok kolay geliyor. Siz de şöyle 3 veya 4 sırada ilginiz kendiliğinden ilerleyecek. Bir dizi izlerken bile rahatlıkla örebileceksiniz bence. Ama tabii ilk başladığınızda diyeceksiniz ki ya hiç kolay değil. Biraz zormuş diyeceksiniz ama daha sonra siz de bana hak vereceksiniz ne kadar kolay olduğunu. Evet, bu şekilde bakın döne döne tekrar sık iğne tepelerine batarak geriye dönüyorum. Bu şekilde. Evet. Şöyle sıra sonuna kadar devam ediyorum. Diğer tomurcuk modelinden birazcık farklı. Bakın sonuna geldim. Sona da batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Daha sonra buraya yaptığımız 7 tane sık iğnem vardı. İlkine batıp kaydırmayla kapatıyorum. Şöyle çeviriyorum ve elimle de şöyle düzeltiyorum. Evet, bakın hazır. Şimdi bunu tekrar zincire 7 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen önümdeki sık iğneye batıyorum, kaydırma yapıyorum. Hemen yana geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şöyle tekrar bir göstermek istiyorum. Şunu muhakkak şöyle elimizle bir düzeltelim. Evet. Bakın modelim çok şık bir şekilde ortaya çıktı. Şöyle kaç çiçeğimiz var? 4 tanemiz var. İkincideyiz şu anda. Bir kez daha şöyle yakından göstermek istiyorum. Şöyle netleştirmek istiyorum kamerayı. Bakın 1, 2, 3, 4'üncünün beline doladım. 8 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ve 8. Hemen karşıya geçiyorum. Bakın şuraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın şu şekilde dönüyoruz. Daha sonra şöyle çeviriyorum. Bu önümdeki değil, tam karşıdaki trabzanın beline doladım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ve son trabzanıma 4 tane. 1, 2, 3 ve 4.
burada zincir çekmeyelim. Şöyle çevirelim. Çevirdikten sonra bir zincir ve tekrar trabzan tepelerine batarak ikinci sıra sık iğnelerimi yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Eminim ki anlaşıldı arkadaşlar. Ben şöyle hem sohbet edip hem devam etmek istiyorum. Hemen aklımdayken şunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar gerçekten videolar hiç kolay çekilmiyor. Bazen hani biz de insanız. Bazen şaşırabiliyoruz. Şöyle saatlerce ördüğüm örgüleri söküp tekrar ördüğümü çok iyi hatırlıyorum. O yüzden hani yazılan yorumlara dikkat edilirse gerçekten ben çok mutlu olurum. Ben elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmak istiyorum. Her zaman dediğim gibi ücretsiz bir kanalım. Katıl butonunu açmadım. Ücretsiz bir şekilde benim çok beğendiğim modelleri sizlerle paylaşıyorum. Hediye yapmak istediğim modelleri hem örüyorum hem sizlere de göstermiş oluyorum. Ama bazı arkadaşlar işte yorumlarda çok çirkin olmuş diye bir yorum atlıyor. Arkadaşlar ben videolarımın kapak resimlerini, yün videolarını, ip resimlerini koyup daha sonra da modeli videonun sonunda göstermiyorum. Zaten kapak resminde benim yaptığım model var. Kimse beğenmek zorunda değil. Zaten ben kapak resmine koyuyorum. Eğer modeli beğenirseniz tıklarsınız, izlerseniz, örerseniz tamamen size kalmış. Beğenmezseniz de videoyu tıklamazsınız. Beğenmediğiniz bir model için videoyu tıklayıp çok çirkin oldu yazmak benim garibime gidiyor. Ben her zaman diyorum beğenmek zorunda değilsiniz. Bu tamamen benim zevkim. Ben beğendiklerimi sizlerle paylaşıyorum. Sizler beğenmek zorunda değilsiniz. Ama çoğu arkadaşımız sağ olsun yaptıklarımı çok 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 beğeniyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ama arada böyle yorumları görünce aslında kızmıyorum. Üzülüyorum. Çünkü o yorumu gören insanlar hani kendimce diyorum ki fotoğrafa yün koysam, ip koysam da sonradan modeli göstersem ya evet haklılar. Ama zaten kapak resminde kocaman yaptığım model duruyor. Bu da bana çok saçma geliyor. Bunu da özellikle söylemek istedim gerçekten. Belirtmek istedim. Belirtmeseydim içimde kalacaktı diyebilirim. Evet bakın ben yine şöyle elimle de düzeltiyorum tabii ki. Bakın bunu elimle düzeltiyorum ya. Bakın kalıyor. Şöyle biraz da karşıdan uzak buharı uzaktan buhar tutarsanız elimizle düzeltmiyoruz. Buharı tutuyoruz düzelttikten sonra bu şekilde kalıyor. Bakın sıramın sonuna geldim. Hemen karşıdaki ilk trabzanı, ilk sık iğneyi batıp kaydırma yapıyorum. Daha sonra arkadaki şu 6 zincirlik bölüme 7 tane sık iğne. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bugün yine çok konuştum farkındayım. Uzun zamandır sizlerle dertleşmiyordum ben. Bu buraları söylememe gerek yok. Yine 7 tane sık iğnemi yapıyorum. Ve yine çiçeğimi yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın hemen burada ilk trabzanın beline dolayı çiçeğimi yapmaya başlıyorum. Burada 2 tanesini zaten gösterdim. Bol bol da sohbet ettik onu yaparken. Çok diğerlerini de göstererek videoyu uzatmak istemiyorum. Şu ikisini de aynı şekilde yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, dördüncü çiçeğimi de yaptım. Ve hemen buraya 7 tane sık iğne. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve hemen ilk sık iğne tepesine batıp sık iğne ile kapatıyorum. Bakın şimdi bir üst sırada yeni kutucuklar yapacağız. Ve yine
tomurcuk gülümüzü yapacağız ama bir sırada tomurcuk gülümüz 4, bir sırada tomurcuk gülümüz 3 tane olacak. Yani bir sırada fazla, bir sırada eksik olacak. Ve şu kenarlara şöyle dikkat çekmek istiyorum. Normal kutucuk sırasında, boş kutucuk sırasında 3 zincirle çıkıyoruz. Şöyle yarım bir model yapıyoruz. Çiçek sırasında, yani çiçek yuva sırasında sık iğne ile devam ediyoruz. Ve bakın yine kutucuk sıramda 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirle yükseldim. Hemen burada 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Bakın yine buradaki gibi yarım bir kutucuk yapmış oldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine bakın 1, 2, 3, 4. sık iğneye battım. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4. sık iğneye batırıp kapatıyorum. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Tekrar sıra sonuma gelmek üzereyim. 6 tane zincirimi çektim. Bakın burada 1, 2, 3, 4.ye batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Burada yine yarım bir yuva yapmak için 3 tane zincir çektim. Tığ başını doladım. En son sık iğneye batıyorum. Ve üçlü trabzan yapıyorum. Önce 1, sonra 2, 2. Ve bu sıramı da bu şekilde bitirmiş oluyorum. Burada yine bir zincirle dönüyorum. Hemen dibine batıyorum. İlk yarım yuvama 4 tane. 1, 2, 3 ve 4. Sık iğneye kaydırma yapıyorum. Ve 6 tane zincirlik bölümlere 7'şer tane sık iğne yapmaya devam ediyorum. Ben sıra sonuna kadar az önce gösterdiğim gibi 7'şer tane sık iğnemi yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son olarak yine 4 tane sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve yine şöyle biraz çekiştiriyorum. Kenar sık iğnemi yapıyorum. Yani 5 tane oluyor. Şöyle göstermek istiyorum. İlk sırada 2 kutucuktan sonra yuva yapmıştık. Artık bundan sonraki sıralar, bir kutucuğu tamamladıktan sonra bu sıradan sonra çiçeklerimizin yuvalarını yapacağız. Artık bundan sonra bir kutucuk bir yuva sırası, bir kutucuk bir yuva sırası ve çiçek yapımı olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çekiyorum. Şimdi az önce demiştim bir sırada 4 ise bir sırada 3 olacak diye. Modelimi çeviriyorum. Bakın burada benim çiçeğim var. O yüzden ben buraya yuva yapmıyorum. Hemen buraya bakın 1, 2, 3, 4.ye batıyorum. Ve sık iğne ile başlıyorum bu sefer. Burada dediğim gibi kasma yaparsa daha fazla zincir çekebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve hemen buraya yuvamı yapıyorum. 2 kez sardım. Yuva yapımlarını biraz hızlı geçeceğim arkadaşlar. Az önce ayrıntılı bir şekilde gösterdim. Yine de eğer tam manasıyla anlaşılmadıysa videoyu yavaşlatabilirsiniz. Daha yavaş izleyebilirsiniz. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve az önce yaptığımızın aynısını yapıyoruz. 3 tane buraya çiçek yuvası yapacağız. Yine 6 zincir. 3, 4, 5, 6. 2 kez doladım. Ve yine buraya da bir yuva yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Bakın 3 tane yuvamı yaptım. Hemen şurayı da göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen ortaya batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın hemen sonuncuya batıyorum. Son sık iğneye.
ve sık iğneyle kapatıyorum. Bir zincir çektim. Modelimi çevirdim. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın. Şunun güzel bu renkle de çok güzel olmamış mı? Ya gerçekten çok güzel oldu. Bu rengin renk kodunu veremiyorum. Maalesef yok. Yine burada 7 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 sık iğneye battım. Kaydırma. 7 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Sizinki de böyleyse tamamdır. Ve yine burada ilk trabzanın şöyle beline dolayarak çiçeğimi yapıyorum. Az önce göstermiştim. Şimdi çok videoyu uzatmayalım. Çiçeğimi bitirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, çiçeğimi bitirdim. Burayı yine göstermek istiyorum. Belki kaçırmış olabilirsiniz. Bakın sonuna geldim. Hemen şuradaki ilk trabzana batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Ve şöyle önünü çevirdiğimde hemen önüme zincir bölümü geliyor. Ve buraya 7 tane sık iğne yapıyorum. Bu sıra bu şekilde devam edecek. 7 sık iğne, 7 sık iğne, çiçek. 7, 7, çiçek. 7, 7, sık iğne. Bu şekilde bu sırayı da bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. 7 tane sık iğnemi yaptım ve son kenar sık iğnemi de yapıyorum ve bu sırayı bitiriyorum. Gördüğünüz gibi bir sırada 4, bir sırada 3 tane yapmış olduk. Bir üst sırada yine 4 tane yapacağız. Yani şu dörtlü sırada neler yaptıysak bir üst sırada da üst sırada da aynısını yapacağız. Şimdi çiçek sıramızı bitirdiğimiz için kutucuk sırası yapacağız. 1, 2, 3. Bakın sık iğne ile bitirdim. Bir kutucuğu 6 tane zincirle başlayacağım yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve yine bakın buraya yarım bir kutucuk yaparak başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dördüncü sık iğneye battım. Sık iğne ile kapattım. Bu şekilde sıra sonuna kadar yine kutucuklarımızı yapalım. Sıramın sonuna geldim. Yine burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. En son zincire batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Burasını şaşırmanızı istemiyorum. Bakın sık iğne ile kapattık. Yarım trabzanlık bölüm. Sık iğne ile kapattık. Yarım trabzanlık bölüm. Bir zincir çektim. Modeli çevirdim. Yine burayı da biliyoruz artık. 4 tane sık iğne. 1 2 3 4 Kaydırma yaptım. Ve 7 tane sık iğne. Bu sırayı da bu şekilde devam edelim. Bir üst sıradaki çiçeklerin yuvalarını da göstermek istiyorum. Evet. Yine bakın son olarak sık iğneye battım. Kaydırmamı yaptım ve 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4 Şöyle bakın. Evet, şimdi yuvalarımızı yapmaya başlayacağız. 1 Zincir çektim. Modeli çevirdim. Dibine batıyorum. Ve burada yine 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çektim. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Burayı yapmışız ilk sırada, ikinci sırada yapmamışız. Şimdi bu sırada artık yapabiliriz. Yani çiçekler üst üste gelmeyecek. O yüzden hemen tığın başını iki kez doluyorum. Hemen burada 1 2 3 4'üncünün tepesine hemen yuvamı yapıyorum. Yine hızlı hızlı yapacağım arkadaşlar. Çok vaktimiz alınmasın çünkü püskülleri de göstermek istiyorum. Biliyorum çünkü püskülleri de göstermemi isteyeceğinizi. Böyle hepsini bir videoya sıkıştırmak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen
Dördüncü sık iğne tepesine sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve buraya hemen, bakın hemen karşıya geçiyorum. Dördüncü sık iğneye yuvamı yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar ben devam edeceğim. Evet arkadaşlar, şöyle göstermek istiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 tane çiçek yuvamı yaptım. Yine burada 6 tane zincirim var. 2, 3, 4, 5, 6. En son sık iğneye batıyorum. Sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim ve burada bir sık iğne ile 7 tane sık iğne çiçek, 7 sık iğne kaydırma, 7 sık iğne çiçek şeklinde devam ediyoruz. Tekrar çiçekleri yapmama gerek yok. Zaten gideceğiniz yol belli. Bu şekilde gösterdiklerimi tekrar tekrar izleyip sıralarda devam ettirebilirsiniz. Hemen saçaklara gelmek istiyorum ve bitişe gelmek istiyorum. Arkadaşlar, bitiş nasıl olmalı? Çiçekleri yaptınız. Bir tane kutucuk sırası ve sık iğne sırası yaptınız, bitiriyorsunuz. Yani tekrar kutucukla bitireceğiz. Şöyle hemen şurayı ben kesmek istiyorum ki bir alt sırayı gösterebilmek için. Evet. Şimdi bakın, zincir üzerine çalıştığımız için burada bizim zincirlerimiz var. Şöyle tersinden yapıyorum ki saçaklara geldiğimde düze geleyim. İşte tersini çevirdim. Hemen ilk sık iğne bölümüne batıyorum. İpimi sabitledim. İpimi de arada yürüterek, şu şekilde iplerimi de arada yürüteceğim. Ve buraya ben yine 7 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın bu bölüme geldim. Hemen buraya geldim. Yine kaydırma yapıyorum. Ve 7 tane sık iğne. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar devam ettim. Yine kenar sık iğnemi de yapıyorum. Ve modelimi çeviriyorum. Bakın bu şekilde. Burayı da sık iğne ile çerçevelemiş olduk. Şimdi hemen 10 tane diğerlerinde, bakın şöyle göstermek istiyorum. Birine 15 zincir çektim. Birine 10 zincir. Yani bir uzunluğu bir kısalığı ördüm. Sizler zevkinize göre yapabilirsiniz. Hemen buraya bir sık iğne ile başlayacağım. 10 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En son zincirden tutuyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başına bir kez doladım. Ve tırnağımla tuttuğum zincire batıyorum. 2 ilmek kapatıyorum. Bir kez doladım. Aynı zincire battım. 2 ilmek kapattım. 2 kez doladım. Aynı zincire batıp önce 2 sonra 2 kapattım. Daha sonra tüm ilmekleri kapatıyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Ve az önce yaptığımız gibi 8 tane sık iğne yapıyorum. İlk trabzana 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani çiçeğimiz aynı aslında. Yine de ilk sırasını göstermek istiyorum. Karşıya geçtim. 7 tane. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine aynı şekilde döne döne sık iğnelerimi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve son olarak en son trabzanıma 4 tane. 1, 2, 3 ve 4. Bir zincir çevirdim. Ve sık iğnelerimi yapıyorum. Sıra sonuna kadar yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Şöyle ilmeğimi uzatıyorum. Çevirdim. Çiçeğimizi şöyle elimizle düzeltelim. İstediğimiz boyuta getirelim şöyle. İstediğimiz gibi. Hemen şöyle bakın.
Şuradan tığımı sokuyorum. İçinden ilmeğimi geçiriyorum ki çiçeğim açılmasın. Hemen bakın buradan geçirdim. Çiçeğim hazır. 1 2 zincir çektim. Şöyle çeviriyorum. Hemen şöyle alttan herhangi bir ilmeğe battım. Kaydırmayla sabitledim. Şu şekilde. 1 2 3 zincir çektim. Şu iplerin yan yana olabilmesi için şu iplere yanaştırıyorum. Şöyle 1 2 3 4 5. 4. 5. önemli değil. Şöyle tığımla üstünden geçiriyorum. Kaydırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincirimi çektikten sonra istediğiniz aralıklarda takabilirsiniz. Ben şöyle şu aralıklara takıyorum. Sık iğneyle sabitliyorum. İşte bu şekilde hazır. Çok güzel oluyor. Ve buradan devam ediyoruz yine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 sizler nasıl isterseniz çiçeğimizi yapıyoruz, takıyoruz, uzatıyoruz ve bu şekilde devam ediyor. Çok uzun uzun anlatmama gerek yok. Umarım anlatımdan memnun kalmışsınızdır. Umarım ben de ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Elimden geldiği kadar videoyu uzattım. Böyle uzun uzun anlatmak istedim çünkü kafanızın karışmaması için. Birazcık çiçekler böyle döne döne ördüğümüz için yorabiliyor ama o yüzden de video uzadı. Aslında çok kolay bir model. Ama bu çiçekleri böyle döne döne yaptığımız için birazcık uzuyor. Püsküllerimiz de şahane oldu. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.